olabilirsin. Ama garip insanları severim. Basitsin. Anlaşmak için konuşmak gerekmiyor. Bunu bir iltifat olarak kabul edebilir miyim? Bence çoktan ettin. Bu iltifat seni mutlu etti. Alo Elin, müsait misin? Bir şey konuşmam gerek seninle. Şimdi geldim hastaneye. Acil mi? Benim için önemli. Aşağıdaki kafeden bekliyorum. Gelir misin? Tamam, geliyorum. Merhaba. Günaydın. Selam. Hoş geldin. Nesin'in ameliyatıyla ilgili bir problem mi var? Yok, hayır. Ameliyatı bugün, bir sıkıntı yok. Niye çağırdın o zaman? Merak etme. Ben kendimle alakalı bir şey söylemek için çağırdım seni. Tamam, söyle. Yani dün geceden beri düşünüyorum. Kendime saklamak istemediğime karar verdim. Neyi? Eylül, biliyorsun. Ben de her şey düzdür. Biliyorum, merak etme. O kadar tanıdım seni. Ben senden hoşlanıyorum. Ali Asaf veya bir başkası. Herhangi birine evet diyene kadar ben de bu savaşın içindeyim. Savaş derken? Bu bir teklif veyahut da bir soru değil. Sadece seni bilmen içindi. Yok. Bana hiçbir şey söylemek zorunda değilsin. Hiçbir şey. Yıldızlar ne kadar güzel, değil mi? Evet, çok güzel. Sence de benim kolum bayağı uzun değil mi? Bayağı da rahat görünüyor. Yani istersen başını kolumun üstüne koyabilirsin. Yani daha rahat edersin diye söyledim. Ben olsam koyardım. Komik misin? Kim bilir? Ah, biraz acıdı da. Şöyle yaklaş. Böyle daha iyi oldu. Çocukken dinlediğimiz masalları hepimiz hatırlarız. Kül kedisi ayakkabıyı giyer. Kurbağa prense dönüşür. Uyuyan güzel bir öpücükle uyanır. Tüm masal kahramanları evvel zaman içinde sonsuza kadar mutlu yaşarlar. Ancak sorun şu ki, masallar ve rüyalar hep öyle kalır. Ama kabuslar, İşte onlar her zaman gerçeğe dönüşür.
Ne yapıyorsun? Hiç, öyle bir şeye bakıyordum. Neye bakıyordun? Bir şeye bakıyordum dedim ya, Allah Allah. Sana ne? Tamam tamam, sakin ol şampiyon, sakin ol, kızma. İstediğin kadar bakabilirsin, sana serbest. Yani şimdi ben tabii sana bir şey de diyemiyorum yani. Kızamıyorum ki, sen de haklısın. Ben olsam ben de bakarım yani. Bakamayacak gibi miyim Allah aşkına? Allah Allah, bak bak laflara bak. Of ya, şu kolum nasıl ağrıtmış sana acaba? Nasıl uyuştuysa bu kol, bak bak. Yani bu arada kalan kolun hesabını kim verecek acaba Eylül? Benim yüzümden, öyle mi? Kimin yüzünden? Koydun kafana, ağrıdı işte. Uyuştu. Ay amma abarttın ha. 15 dakika bile yatmamışımdır şurada. Yanılıyorsun. Senin için 15 dakika, benim için bir ömür. Ha, o kadar uzun geldi yani. Yine yanılıyorsun Eylül. Keşke hiç bitmeseydi. Böyle sonsuza kadar yatsan gıkım çıkmaz. Hı. Bak telefonuna bak. Çalmadı ya. Şaşırdım zaten. Ne? Çalmış. Esma aramış 5 kere. Niye aramış acaba 5 kere? Klasik Esma paniği işte. Ay. Vır 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 vır, başımın etini yiyecek şimdi. Ne bakıyorsun? Az önce ne güzel öyle yatıyordun, tatlı tatlı, şirin şirin. Uyurken böyle güzeldi. Uyandın ya, hemen başladın huysuzluğa, somurtmaya, hemen söylenmeler başladı. Ama sen ne kadar huysuzluk yaparsan yap, ne kadar söylenirsen söylen, benim için her zaman tatlı, her zaman şirinsin. Yalnız çarpışan arabalar çok iyi değil miydi? Ha? Etrafında nasıl döndü baba? Basket topunu da attım, arkadan karpuz gibi yakalıyorsun. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar sözünü söyleyen her kimse sadece bir kez olsun doğru söylemiş olamaz mı? O masal kahramanları biz olamaz mıyız? Ömür boyu bu gözlere bakamaz mıyım? Bakma bana öyle. Anlarlar. Ne? Bana aşık oldun. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben öyle bir şey mi dedim? Dilini söylemesine gerek yok. Gözlerin haykırıyor zaten. Bana bak, sen havaya girdin ha. Bir daha seninle parka falan gelirsem 2 olsun. Öyle mi? O organizasyonu yaptık, bitti. Bir dahakine daha yaratıcı olacağım. Söz. Aman iyi ol. Hadi ben kaçtım. İyi geceler prenses. Ali. O numarayı bir kere yerim. Sağ ol. Görüşürüz. Oo, hocam. Esma. Gece gece.
Yine bizim mahalledesiniz bakıyorum. Eylül'ü bıraktım şimdi. Allah Allah ya. Çok hızlı geçti sanki o ürkek tavşan Eylül müydü? Vallahi hocam. Siz daha önce konuştuğumuz şu karmaşık beyni çözdünüz sanki. Yani daha tam çözmüş değilim. Eylül o sonuçta. Sağa solu belli olmaz. Ama Eylül'ü seven yağmuruna katlanır. Diyorsun. Diyorum. Yaz bunu, iyi laf. İşte sosyal medya etkisi falan. Böyle metaforlar falan dedim yapayım. Esma'cığım. Bayağı yorgun görünüyorsun. Bence sen git bir dinlen. Evet. Değil mi? Benim dinlenmem lazım. Ben dinleneyim. Zaten bugün çok uzun bir gündü. Gideyim böyle yaşadıklarımıza bir anlam yükleyeyim. Tabii. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Ay. Kız, sen ne yaptın öyle? Pamuksu haller, sarılmalar falan. Üf, tamam Esma, saçmalama. Oy, oy, oy sen sört yapıyorsun da pamuk gibi mi kalbin senin ha? Ya tamam Esma, sulanma dedim. Allah Allah. Allah, sen büyüyeceksin de aşık mı olacaksın? Sen büyüyünce aşık mı olacaksın? Kaldırımda kafanız delen doktor, evlilerden miydi? Aynen kardeşim, aynen. Eylüllerdendi. Kafam delen Eylüllerdendi. Hangi doktor hastasının kafasını kaldırımda matkapla deler ya? Bir de matkapla. Bakın ya, şu ayıma bakın. Allah'tan korkun yok mu senin ya? Burnum akıyor diye ben kardeşim hastaneye geldim. Burnum akıyor diye. Peki bunu yaparken size sormadılar mı? Ne alakası var kardeşim? Kendimde değildim. Sinan. Kameralar aşağıda. Başımıza iş açacaklar. Çekim yapıyorlar. Biliyorum konuyu. Bırak yapsınlar. Ama hastane Sibel Hemşire'nin intihar yüzünden zaten alt üst olmuş durumda. Bir de bu. Sonrasını herkesi nasıl toparlayacağım ben? Bilmiyorum. Sen her şeyin altından kalkarsın. Bir yolunu bulursun hep. Bırak medya işini yapsın. Girsinler içeri. Sen yine neler çeviriyorsun? Bırak soru sormayı da. Hani sen... İzin ver sevgimi ispatlayayım diyordun ya. Şimdi tam zamanı. Gelin arkadaşlar. Gelin. İşte. Ne oluyor ya? Beni bu hale getiren Eylül Erdem bu. Kim bu ya? Ne yapıyorsunuz siz? Burası hastane, çıkar mısınız dışarı? Hastanın rızası olmadan kafasını delmişsiniz. Hem de kaldırımda. Yanlış müdahale iddialarını yanıt vereceksiniz? Ya ben yanlış bir şey yapmadım. Ayrıca çeker misiniz şunu ya? Şimdi çıkın dışarı. Nereye saldırıyorsunuz öyle mi? Allah Allah. Pardon, pardon. Ne oluyor burada? Doktorunuz hatalı müdahale yapmış. Ya bakın arkadaşlar, bakın. Elime bakın. İşte elimi bu hale getiren kadın bu. Ya yalan söyleme be. Ben senin hayatını kurtardım. Böyle mi teşekkür ediyorsun? Tamam Eylül, sakin ol. Ya sakin falan olamam. Göz göre göre yalan söylüyor. Görmüyor musun ya? Ha, görürsün sen yalancıyı. Yarın dava açmaya gidiyorum Eylül Hanım. Mahkemeye vereceğim ikiniz de. Hastanenizi de davaya vereceğim. Görürsün. Tamam, görüşürüz. Arkadaşlar siz neden duruyorsunuz? Güvenliği çağırsanız Emel, hadi. Hadi. Siz ne düşünüyorsunuz yanlış müdahale hakkında? Arkadaşlar bakın, ortada yanlış bir müdahale yok. Hastanın hayatını kurtarmak için ne gerekiyorsa o yapılmış, tamam mı? Hayat kurtarmak ha? Bu mu hayat kurtarmak? Hayatımı mahvettin be! Hayatımı mahvettin! Dava edeceğim seni. E tamam, git git. Nereye dava açıyorsun? Aç ya. Çık, çık kardeşim. Çık. Oğlum baba. Hadi, hadi, hadi. Çık kardeşim. Mahkemede görüşeceğiz İllo. Hadi, 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 hadi. Mahkemede görüşeceğiz. Hadi. Dokunma be. Bağırmayalım. Lütfen. Hadi hadi. İyi misin? İyi falan değilim. Adam yalan söylüyor. Görmüyor musun ya? Hayatını kurtardım ben onu. Tamam Eylül, biliyorum. Ya orada müdahale edilmesi gerekiyordu. Hatalı bir şey yapmadım ki. Tamam, evet. Sen doğru olanı yaptın. Sıkıntı yok. Sakinleşmeye çalış lütfen. Tamam. Bakar mısınız? Bir şey alabilir miyim abla? Çay. Abla mı?
Yuh! Ulan bu da bizde iyice kalıcı oldu ha. Buyurun. Amca. Ne? Ne bekliyorsun abla? Tamam, başka bir şey istemiyorum. Ben sizin bu abba deme sorunsalınızı pek anlayamadım yalnız. Bayan, başka bir şey istemiyorum. Oldu mu? Olmadı. Sensin bayan. Hanımefendi daha uygun bence. Hanımefendi, başka bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Böyle yola gelirsin işte. İki gün kendimize bakmadık, adam ablayı yapıştırdı. Çapsız. Alo. Merhabalar. Ben hastanenin oradaki kafedeyim. Göndereceğiniz kişiyle burada buluşabilirim. Tamam. Eylül Hanım. Efendim. Her şey bir anda nasıl da değişiyor değil mi? Ne demek istiyorsunuz? Geçen gün arkadaşınızın ameliyatından sonra benden özür dilemediniz. Ama bugün hem hastanızdan hem de tüm hastaneden özür dilemek zorunda kaldınız. Ben yanlış bir şey yapmadım. Hastanız öyle demiyor ama. Üstelik hastanenin başında zedeliyorsunuz. Ben ne o adama ne de hastaneye zarar verecek hiçbir müdahalede bulunmadım. Elinin nasıl o hale geldiğini de bulacağım. Hep bir arama, hep bir bulma. Ya korkarım hayatınız böyle geçecek. Bu sizi neden rahatsız ediyor? Etmiyor. Sadece birkaç gün bu planlarınıza ara vermenizi istiyorum. Biraz tatil hem size hem de hastanemize iyi gelecek. Hastalarınızı devredin ve evinize gidin. Çok naziksiniz ama ben kalacağım. Bu bir rica değil. Hastanenin müdürü olarak emirdir. Sizi ve kameralarınızı bugün daha fazla görmek istemiyorum. Bakar mısınız? Allah'ım, kahvehane sanki ya. Kafe burası. Kafe. Efendim amca. İşaret ettim ya. Ne bu şimdi? Böyle yapınca. Yap bakayım bir daha. Çay mı? Çay. Kahve isteyince ne yapacaksınız acaba? Çok merak ediyorum ben. Hoş geldiniz ablacığım. Siz ne alırsınız? Çay mı? Ben bir şey istemiyorum. Para tamam değil mi? Evet. Niye eksik olsun ki? Çıkarıp saymayacaksın herhalde kafenin ortasında. Babamı yolda bulsam bile sayacaksın derdi. Allah bereket versin. Tamamdır. Var mı başka bir şey? Yok. Allah Allah. Ay bu Nemrut bu manyağı niye para verdi ki acaba? Bakar mısınız? Hesabı alabilir miyim? İki çay. Kalsın. Ne haber? İyi misin diye bakmaya geldim.
tekrar tekrar kontrol ediyorum. Hiçbir şey yanlış değil. Hayır, bu adamın bu kolu nasıl bu hale geldi anlamıyorum ya. Ben mi bir şey atlıyorum? Bir bakar mısın şuna? Ver bakayım, ver. Neydi o? Hı? Yok bir şey. Sırası değil. Öyle olsun bakalım. Haklısın, bunda bir hata yok. E nasıl böyle oldu o zaman? Bulacağız nedenini. Ya büyük olasılıkla hastaların travma sonrası kapıldığı yanlış hisler. Beyin karmaşık bir yapıdır. İnsanı kolayca yanıltabilir. Umarım dediğin gibidir. Bu arada hastalık da yanılgıydı falan konuşunca aklıma geldi. Mehmet bizi sevgili sanıyormuş, biliyor musun? Peki sence bu yanılgı mı yoksa gerçek mi? Sen hastalarına böyle şeyler mi konuşuyorsun? Sen önce benim soruma cevap ver. Efendim Samet? Tamam. Geliyor. Alıştın tabii o meşhur telefonun çalınca kaçmaya. Şimdi şaşırdın değil mi? Neyse, iyidir iyidir. İlişkilerde yenilik iyidir, heyecan katar. Şöyle hastalığıyla bir kahve de içemedik ama sorumun cevabını alacağım. Kolay gelsin. Hemşire hanım, ameliyat başladı mı acaba? Başlıyor. Doktor Eylül Hanım da içeride mi? Hayır, bu Oğuz Hoca'nın ameliyatı. Anladım. Böyle aklışma, elimin tersine bir tane çakacağım. Vur hadi vur, rahatla. Anneme yaptığın gibi yapma ama. Bir kez vur, gebert. Ne yapmışım lan annene, ne yapmışım? Annene ne yapmışım? Ne yapmışım annene? Bir daha sakın arama beni. Baban da yok artık. Sözümü tutuyorum. Söz mü? Ne söz? Beni çöp gibi bıraktığın o akşam arkandan ağlarken söz verdim. Yaşlanınca sana bakmayacağım diye. Ne sana, ne de o karın olacak yılana bakmayacağım. Alo. İpek. Ha kızım. Şimdi başladılar ameliyata baba. Tamam yavrum, tamam. Sen merak etme. Ben çıkar çıkmaz haber vereceğim sana. Tamam, tamam güzelim. Oldu babam, oldu. Hadi bak sen işine. Yavrum benim.
Ne oldu? Senin bu saatte hastaneden çıkmış olman için ya kovulmuş olman lazım ya da dünya sonu gelmiş olması lazım. Ay kovuldum. Bahar cadısı değil mi? Ben başta inanır gibi olmuştum ama görüyor musun bak yaptıklarını? Sarı çıyan, pis böcek. Esma tamam sakin ol. Kovulmadım. Ayrıca konumda Bahar'la ilgisi yok. E ne oldu peki? Ya geçenlerde kaldırımda müdahale ettiğim hasta. Bugün gelip olay çıkardı. Ay bu insanlar neden bu kadar nankör ya? Adamın hayatını kurtarıyorsun geliyor düşman oluyor. Ya da gelip vuruyor. İnanamıyorum yani. Ay bak. Yine düşünce bütün içim sıkıldı yani. Ay Allah'ım seni korusun ya Rabbim. Seni korusun. Bunlar ne? Geçmiş olsun kitlere. Ne Esma bu ya? Kek, süt ve kolonya. Ya biri Mehmet için, biri Alp için. Geçirdikleri rahatsızlıklardan dolayı. Bir dakika Mehmet'i anladım da. Alp? Sen Alp'ten mi hoşlanıyorsun? Ya hoşlanmak ne kelime? Benim kalbimin 1/4 Alp'e ait. 1/3. 1/4 kimin için atıyor Esma? Hocam. Atlayan Sibel'miş, doğru mu? Maalesef doğru. İnanamıyorum ya. Nasıl yapar böyle bir şey? Durum iyi mi peki hocam? Az önce yanından geçiyordu. Yaşayacak ama değil mi? Selim Hoca kurtarmaya çalışıyor. İçerideyim. Perikarttaki kanı boşaltıyorum. Kalbin üzerindeki basıncı azaltıyorum. Damar yolundan 4 ünite tam kan, 2 taze donmuş plazma verin. Nabzı hissediyorum. Monitörde kalp hasarı görünüyor. Miyokard yırtılmış olabilir. Sanmıyorum. Çok kan kaybetti. Kalbin beslenmesi bozulmuştur. Kalp atışı 29 BPM hocam. Nabzı düşüyor. Tamam. Kalp masajına tekrar başlıyoruz. Bir ampul daha adrenalin verin. Dolaşıma zaman tanımamız lazım. Hadi kızım. Hadi. Hocam, asistoli. Hocam. Saati 10:47. Tamam, sakin ol. Tamam canım. Yaşadığımız çok ağırdı, evet ama... Hadi ben de. Ağlama. Ben yaparım, sen dışarı çık. Yok hocam, ben yaparım. Özgül hemşire, iyi gözükmüyorsun. Çık dışarı hadi. Hadi gel Özgül. Gel. Tamam, sakin ol. Sen gördün de niye durdurmadın? İnsanın aklına gelir mi böyle bir şey? Hem çok işim vardı. İş. Hepimiz bir gün öleceğiz.
Ama arkamızdan ağlayacak insanların bile çok işi olacak. Hayat mı bu ya? Kızlar yapmayın böyle. Toplayın hadi kendinizi. Hocam Sibel aklımızdan çıkmıyor. Tamam farkındayım anlıyorum ama içeride yardımımızı bekleyen insanlar var. Hocam hiç düşünmüyor musunuz? Sevdiklerimiz belki de son görüşümüz. Belki de yarın olmayacaklar. Hayırdır Bilogi, iştahın yok. Bugün yemiyorsun. Şu düşen hemşire. Abi gitmiyor gözümün önünden ya. Sen adını biliyor muydun? Sibel. Sibel. Vay be. 24 saatin burada yan yana geçiyor. Ben adını bile bilmiyorum abi. Vallahi yazıklar olsun bana ya. Yazıklar olsun. Şundan artık başını kaldırırsan adını da öğrenirsin. Bıt 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 bıt. Bir bırak şunu.